Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba, merhaba. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sesim iyi geliyor mu? Ses verin. Aktif olalım. Merhabalar, merhabalar. İyiyiz, iyiyiz. Teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Merhaba Merhabalar. Gökalp Bey, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi Hemen açar açmaz aldım sizi. Tamam. Yavaş yavaş dolar. Tamam. Arkadaşlar da gelirler. Canım bunun tuşu nerede? Çok teşekkür ederim. Hepinize çok sağ olun. Bugün güzel bir konuyla beraberiz. Benim mi? Kayseri Sistem Tüp Bebek Merkezi'nden Profesör Doktor Gökalp Öner bizimle birlikte. Bluetooth'a gireceksin. Bluetooth açık. Bluetooth'un açık ama onu bağladın mı? Ha. Çok özür dilerim. Bir Rica kulaklıktan ederim. daha rahat konuşuruz. 2 dakika bağlantı gelsem olur mu? Tabii, olur. Teşekkür ederim. Tabii. Ses kontrolümüzü yapalım. Bir sorun olmasın. Evet. Ay, ne kadar güzel. Çok tebrik ederim. Özkan Pasina. Çok tebrikler. Kayseri, sevgili Bahar, merhaba. Nerelerden katılıyorsunuz? Bu arada onları alalım. Gökalp Bey katılmaya çalışacak tekrar. Evet. Massive Stroke'e çok teşekkür ederim. Beğenilerin için, beğenileriniz için çocuklar, lütfen arkadaşlar yayını beğenin. Yayınladıktan sonra da beğeni yapın. Boş bırakmayın o sayfamızı lütfen. Canlı yayını izleyip gitmeyin. Bittikten sonra beğeni de yapın, olur mu? Bunları söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama yani çok izleyen oluyor ama beğeni yapmaya üşeniyor arkadaşlar. Nasıl oldu? Yok Kulaksız be, ya. daha Kulak mı? sesim iyi geliyor değil mi böyle? İyi. Bir Tamam, sıkıntı yok şu anda. kulaklığa gerek yok, bu şekilde yaparız. Tamam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Koşturuyoruz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Hamile haberleri geliyor. Güzel. İyi, güzel, süper. Tebrikler. Teşekkür ederim. İnşallah Hatta bugün size de AMH'ı 0.1 olan hastamız var. Gebelik haberini daha vermedik. Verelim mi sizin canlı yayınızda? verin tabii. Çok güzel olur. Tamam. Cansu Hanım'ı çağıralım da arayalım. Kendisi de bizden haber bekliyordu. Ben de yayına girmek zorunda kaldım. Tamam, çok aygı. Yani biliyorsunuz AMH 0.1'den. Erken mi yapıyoruz? Canlı yayını erken mi yapıyoruz? İsterseniz Yo. onda da yapabiliriz Yo, sizinkileri. gayet iyi. Benim için sıkıntı yok. Ben Evet. çağırayım kendisini de arayalım. Tamam. Evet arkadaşlar, 0,01 AMH değeri olan bir arkadaş hamile kalmış. AMH değeri çok düşük olan arkadaşlarımız umutsuzluğa kapılmasın. Evet, zor bir hissedebilirler. Ama görüyorsunuz hamile kalınıyor. Bana da ta biraz önce 0,69 olan bir arkadaşımız AMH'm çok düşük, hamile kalabilir miyim diye sordu. Tabii ki dedim. İşte örneği de canlı yayında. Evet. Cansu Hanım da iyidir inşallah. Biraz daha iyi Da hissediyor mu iyi. kendini? Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet Çok iyi. güzel. Çok şükür. Allah şifasını versin. Amin. Telefon numarasını biz istiyorsanız yayınımıza başlayalım. O telefon numarası gelince Tamam arayalım. tamam. Şimdi Türkiye'nin birçok köşesinden
geliyorlar. Bitlis, Malatya, Siirt, Kayseri. Çok güzel. Eskişehir'den selamlar. Avanos. Hepinize çok çok sevgiler. İyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Evet, bugün konumuz, güzel bir konu seçtik. Bugünkü konumuz, evet, tüp bebek tedavilerinde bir takım yan tedaviler yapılıyor. Evet. Başarıyı arttırmak için ne zaman, hangi durumlarda hangisi yapılıyor? Bunu şey yapalım, anlatalım, sizden rica edelim istedik. Çünkü hasta gittiği zaman doktora işte şunu da yapalım, şunu da yapalım, şunu da yapalım ama hepsi gerekli mi, gereksiz mi, bunu da bilmesi gerekiyor hastaların. Kesinlikle. Onun için biz bugün onları anlatalım, bir de sorularını cevaplayalım aynı zamanda diye şey yaptık. Sonra burada tabii 3 tane kitabımızın çekiliş şeyi hazır, onu da bekleteceğiz. Tamam. Beslenme ile ilgili çok güzel tiyoları da inşallah 3 arkadaşımız alacak. Daha sonraki şeylerde gene vereceğim arkadaşlar. Bu da bir hoşluk olsun. Yani canlı yayınımıza bir keyif katalım diye yapmak istedik. Evet. Şimdi şöyle, evet. Biz başarıyı arttırmak... Şeyden başlayayım. Ben size sorayım Gökalp Bey. Sırayla cevaplayalım isterseniz, olur mu? Mesela katil hücreden çok bahsediliyor. Katil hücre tedavisi hangi durumlarda yapılıyor tüp bebek tedavisinde? Sizin bahsettiğiniz yardımcı yöntemler, işte stereoskopik çizik atma, embriyo yapıştırma ya da yöntemleri daha çok başarısız tüp bebek denemelerinden sonra biz tercih ediyoruz. Yani başarısız tüp bebek denemesinin tanımı ne? İki defa en iyi kalite, 5. gün embriyosu tutmamasına rağmen çiftimize 3. denemesinden önce yaşını değerlendiriyoruz, rahmini değerlendiriyoruz ve bağışıklık sistemini değerlendiriyoruz. Çünkü gebenin tutmaması için İki tane önemli faktör var. Bir, embriyo çok iyi kaliteliyse, tutmuyorsa embriyonun genetik yapısını bilmiyoruzdur. İki, anne rahmiyle ilgili. Yani biz bunu biliyorsunuz uçak yolcusuna benzetiyoruz. Ya uçakta bir problem olabilir ya da yolcuyla ilgili bir sıkıntı olabilir. Ama bunu biz iki defa en iyi kalite embriyo vermemize rağmen. Peki biz hangi grupta bunu bu araştırmalara gidiyoruz? Bazı ileri kadın yaş gruplarında çok fazla böyle iki defa transferi beklemiyoruz. Özellikle mesela embriyonun genetik yapısına 38 yaşında ileri kadınların hemen hemen hepsinde bakıyoruz. Ya da embriyo yapıştırma yöntemini ileri kadın yaşında öneriyoruz. Çünkü embriyolar yapıştırma yönteminde embriyonun etrafında hyaluronik asit dediğimiz bebeğin tutulmasını sağlayan özel bir sıvının içerisinde bekletiyoruz. 38 yaşında ileri kadınlarda hani başarısızlığı beklemeden de embriyo glü yöntemi önerebiliyoruz. Ama rahime çizik atma ya da bağışıklık sistem ile ilgili katil hücre paneline bakma her hastada geçerli değil. Niçin? Çünkü bunlar aslında biz sağlıklı olmayan embriyoları anne rahmine zorla tutturmak da istemiyoruz. Aslında anne rahmi akıllı bir rahim. Sizin onun bir hafızası var. Onun bir bağışıklık sistemi var. Belki genetik yapısı normal olmayan bir embriyoyu anne rahmi katil hücreleriyle reddedecek. Belki sağlıklı ilerlemeyecek bir gebeliği reddedecek. Biz ne zaman en iyi kalite embriyo vermemize rağmen anne rahmi tutmuyorsa o zaman bakıyoruz katil hücre ya da histereoskopi yapıp çizik atabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yoksa biz ilk başta ilk bize daha tüp bebek denemesine gelmiş hiçbir başarısız denemesi olmayan hastaları bunları yaptıktan sonra tüp bebek yaptığımız zaman belki iyilikte kötülük de yapabiliriz. Niye? Belki sağlıklı olmayan embriyoyu zor oraya tutturmuş olacağız. Anlatabiliyor muyum? O da ne olacak? Yansıl olacak ya boş gebelik olacak ya kalp atımı durmayacak. Bunların zaten kriterleri belirlenmiş. Size göre bize göre değil. Yani o Avrupa Üreme Tıbbı Derneği, Amerikan Üreme Tıbbı Dernekleri var. Bunlar çok önemli dernekler. Bu dernekler hangi işlemi ne zaman bakılması gerektiği ile ilgili bazı guideline'lar, rehberler yayınlıyorlar. Bu rehberlere göre eğer en iyi kalite iki tane beşinci gün embriyosu. Bakın yani biz mesela hastalar geliyor, ilk görüşme hastalarımızda biz anamnez alıyoruz. Bakıyoruz ellerindeki embriyo resimlerine bakıyoruz. Embriyoların kaçıncı gün transfer edildiğine bakıyoruz. Eğer iyi bir beşinci gün embriyosu değilse ya da üçüncü gün embriyosuysa bunları zaten başarısız denemeden saymıyoruz. Yani amacımız ilk başta bizim en önemli şey iyi kaliteli bir embriyo elde edebilmek. Kaliteli bir embriyo elde edebilmek için de yardımcı yöntemler tabii ki çok önemli ama bazen hemen çiftlere tüp bebek başlamıyoruz. Öncesinde işte bir vitamin takviyeleriyle yumurta kalitesini arttırıyoruz. Bazen sperm kalitesini arttıran ki biliyorsunuz bununla ilgili canlı yayın yaptık sizle ve o canlı yayından sonra verdiğimiz o vitamin miligramlarına dikkat eden hastalarımızdan bir sürü kendinden gebelik geldi ki ben de bazen arada paylaşıyorum.
Mesela karnitin için çok fazla gıda takviyesi var bu konuyla ilgili. Ama karnit için 1000 mg sperm kalitesini arttıracak en az 1000 mg karnitin olması lazım. Ya da koenzim Q10 dediğimiz o spermin ya da yumurtanın mitokondrisine yani enerji sistemini etkileyecek o özellikli vitaminin en az 100 mg olması gerektiğini. Hatta kadında alfa lipoik asit ve glutatyon dediğimiz yaşam proteinlerin, yaşam vitaminlerinin, minerallerinin olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz bir canlı yayın yaptık. Hatta bununla ilgili bazı hastalarımızın ekonomik durumu çok iyi olmayan ya da her hasta o vitaminlere ulaşamayabilen her hasta için de biz ne yaptık? Bir kitap hazırladık. Kitabımızı tüm kitapçılarda, dinarlara koyduk. Ücret bize bir gelirini, o gelirini de tüm gelirini de Türk Eğitim Vakfı'na bağışladık. Yani insanların aklında herhangi bir soru işareti olmasın. Artı öğrenci okutalım. Yani bu da bir taşla iki kuş vurmuş gibi oluyorsunuz. Hayırı doğurur diye düşünüyoruz biz. Vesile oluyoruz. Yani ille gidip de ya 100 mg Q10 bir vitamin almak yerine o hangi besinlerde varsa hangi besinlerden ben onu güzel bir tarif yapabilirim. Çünkü bu da damak tadı da çok önemli. Yani bazı insanlar avokadonun hoşlanmayabilir. Yani tamam bizim için önemli. Ya da kabak çekirdeğinden hoşlanmayabilir. Önemli. Ya da işte ille ceviz, fındık, badem ya da keçi boynuzu yiyemeyebilir. Ama hep alternatifleriyle biz bir kitap hazırladık ve dediğim gibi herhangi bir maddi beklentimiz olmadığı için de tüm gelirini Türk Eğitim Vakfı'na öğrencilere bağışladık. O yüzden kendilerini öncelikle tüp bebeği hazırlamaları lazım. Yani hem yumurta kalitesini hem sperm kalitesini bize geldikleri zaman baktığımız zaman da biz hemen hadi tüp bebek yapalım demiyoruz biliyorsunuz. Öncelikle sorunu ortaya koyuyoruz. Sorunu ortadan koyduktan sonra o problemleri çözmeye çalışıyoruz. O problemleri çözdükten sonra tüp bebeğe başlıyoruz. Çok güzel. Peki şimdi konu dışında hemen şey yapayım. Bir ilaç sıkıntısı var. Siz çeşitli yöntemler uyguluyorsunuz anladığım kadarıyla. Özellikle son zamanlarda yumurtayı donduruyorsunuz. Ondan sonra veriyorsunuz değil mi? Embriyoları donduruyorsunuz. Donduruyoruz. Çünkü ne yazık ki şu anda yumurtanın erken çatlamasını önleyici işte oksotay, setrotay tarzı yani yumurtanın erken çatlamasını önleyici iğneler yok. Onun yerine progesterondan faydalanıyoruz. İşte tarlusal dedim. Normalde adet söktürücü bir haptır bu ama aynı zamanda yumurtanın erken çatlamasını engel oluyor. Ama bunun dezavantajı o ile hapı kullandığımız zaman ne yazık ki biz taze transfer yani o ay transfer yapamıyoruz. Biz embriyoları donduruyoruz. Bir sonraki ay rahmi hazırlayıp transfer yapıyoruz. Ki bu ne yazık ki bu ilaçla ilgili problem halen günden güne daha da artıyor. Hani düzelmesi yerine biz de zorlanıyoruz. Özellikle biliyorsunuz biz sağlık turizmiyle birazcık daha bir şeyleri ülkemize katmayı istiyoruz ama hastalara biz yurt dışından gelen hastalara sen bir ay sonra bir daha gel biz bunu donduracağız demek çok zor oluyor. Hani bunun bir an önce çözüme kavuşması. Yakın bir zamanda düzelecek gibi mi yoksa yani hani bir zam beklentisi mi var? Duyum alıyor musunuz bununla ilgili? Bir zam beklentisinin olup olmadığını bilmiyorum ben. Ben sadece şunu biliyorum. Bu ülkede ne yazık ki bir şeyler üretmek, bir şeylere katkı sağlamak, bir şeyleri değiştirmek çok zor. Sen değiştirmek, katkı sağlamak istediğin zaman daha iyisini yapayım diyen yok da seni nasıl aşağı çekebilirim diyen olduğu için o yüzden bu ülkede ne yazık ki bir şeylerin daha ilerlemesi çok fazla beklenmiyor. Yani bu ne yazık ki böyle. Biz niye dışa bağımlıyız? Ben eskiden gerçekten hani buradaki insanlara bir şeyler üretmediğini düşünüyordum ama tam tersine buradaki üretmeye çalışan insanları aşağı çeken insanlar o kadar fazla olduğu için ne yazık ki bir üretime bir katkı olmuyor. Yani herkes bir yerlerde durmuş. O yerlerde aman benim şeyim bozulmasın. Kimse de bir şey üretmesin istiyorlar. Bu düzen değişecek mi? Ben çok değişeceğini düşünmüyorum. A da gitse, B de gelse bu şekilde devam edecek yani. İnşallah düzelir diyelim. O kadar olumsuz olmayalım. Çok olumsuz gerçekten. Olumsuz olmayalım. Katkı sağlamaya çalıştıkça bu ülkede sizi desteklemek yerine size pozitif katkı sağlamak yerine tam tersine biz bu adamlara bunları nasıl olumsuz yapıp da aşağı çekebiliriz. Onlar konuşulduğu için de insanlar işte ya ülke dışında gidiyorlar, yurt dışlarında çalışıyorlar ya da bir normal standartta çalışmaya çalışıyorlar. Peki. Siz burada kalın. Biz bir şey demiyoruz. Ben de seviyorum. Çok güzel bir merkez kurdum biliyorsunuz.
Yani merkezimizde evet, çok evet. iyi bir embriyoloğumuz var. Her gün laboratuvarımızı genişletiyoruz. Her gün yeni yenilikleri katmaya devam ediyoruz. Daha yeni yeni sürprizlerimiz olacak. Günden güne de büyüteceğiz merkezimizi. İnşallah, inşallah. Peki bu katil hücreyi dediniz ki iki defa evet, negatif iki defa iyi embriyo ile olduğu zaman embriyo vermemize rağmen tutunamıyorsa bir sonrakinde biz zaten hastalarımıza genetik tanılı bebek öneriyoruz. Ama genetiği de normal bir iyi kalite bir embriyonun tutunmama sebebi artık bundan sonra birazcık daha rahim kaynaklı olabilir. Ve bu Japonlar araştırmış, biliyorsunuz ilk gündeme de biz getirmiştik ASRM'de, Amerikan Tüp Bebek Derneği'nde bu yayıldandığı zaman. Japonlar bakmışlar, bazı kadınların bağışıklık sistemleri, katil hücreleri birazcık daha sınırın üstünde. Her hastaya da standart tedavi protokolü uygulamamışlar. Bu çok önemli. Kandan bakıyorlar sonuçlarına ve kandaki değerlerine göre, katil hücre yüzdeliklerine göre ilaç dozlarını ayarlıyorlar. Ve bu ilaç dozlarına göre de transferler yapıyorlar. Kimlere yapıyorlar? Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları. Tekrar söylüyorum. İlk denemede kesinlikle böyle bir uygulama yok. Gerçekten sağlıklı olmayan embriyo anne rahmi tanısın, reddetsin. Hani bu tercih edilen bir şey. Evet. Tamam, çok evet. üzücü. Doğru. Belki ilk bakışta bir bebeğin kalbinin durması ya da işte ne bileyim gebeliğin ilerlemesi üzücü bir şey ama sağlıklı olmayan bir şey de zaten ilerlemeyip oralarda sonlanması aslında birazcık daha hayır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden katil hücre paneline bakıyoruz. Katil hücre yüzdelerine göre de bunun bir hapı var. Diğer yapılmış ne yazık ki tedavilerden çok fazla etkin şey gösterilememiş. İşte bazıları iğneler kullanıyorlar, bazıları serumlar takıyorlar ama bunları biz de zamanında denedik, uyguladık. Yaklaşık 7 yıldır tüp bebeğin içerisindeyiz. Bunlardan çok fazla bir fayda göremedik. Ama haptan gerçekten yani Japonların bulduğu ve bunu paylaştıkları andan itibaren ben de kendi kliniğimde uyguluyorum. Hapın gerçekten katil hücreleri dengelediğini, bakın yok etme değil. Katil hücreler bizim kendi hücrelerimiz. Sadece katil hücreler. Yani İngilizceden Türkçe'ye çevrilmesi natural killer olduğu için hani doğal öldürücü. Hani katil hücre diye akılda kalıyor. Halbuki bunlar hani bir şeyleri falan yok eden bir şeyler değil. Kendi hücrelerimiz. Yani vücudumuzda olması gereken. Zaten Allah hiçbir şeyi bir dengesiz yaratmamıştır. Her şeyi bir lüzum üzerine yaratmıştır. Bizim de vücudumuzun kendi hücrelerini yok etmek gibi bir durumumuz yok. Biz onları dengeliyoruz. Dengelemeyi de ne gibi evet, yapıyoruz? Evet. Kandaki katil hücre oranlarına göre yapıyoruz. Evet. Yani burada şey derken mesela tiroid bizim için gerekli bir hormon. Fakat fazla çalıştığı zaman ya da az çalıştığı zaman bu bir takım sıkıntılara neden oluyor. Bunu dengelemek için de biz tiroid hapı alıyoruz. Ben mesela kullanıyorum. Katil hücre dediğiniz şey de bu. Hapı da şey yaptığınız zaman hormonlar dengeleniyor diyorsunuz. Öyle değil mi? Aynen evet. O şekilde söylüyorum. Yani hayatta her şeyin bir dengesi olması lazım. Yani sırat-ı müstakim dediğimiz bir denge içerisinde hayatın devam etmesi lazım. Bu denge hormonlar için de geçerli, katil hücreler için de geçerli, her şey için geçerli hayatta. Evet, doğru. Peki rahim çizme olayını hangi durumlarda yapılması güzel gerekir? Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkla güzel embriyo vermemize rağmen artık bu anne rahmi bunu tutmuyorsa ve siz embriyonun iyi olduğunu düşünüyorsanız, genetik tanısını yapmışsanız, merkezinizde yapay zeka uygulaması var, yapay zeka size bunun daha kaliteli ve genetik yapısının normal olduğunu size söylüyorsa, bunu transfer etmeden önce histereskopiyle giriyorsunuz, oraya bir cep oluşturuyorsunuz. Cep oluştururken, çizik atarken orada bir travma oluşturuyorsunuz ve o travmada bebeğin tutunacağı bazı maddeler salgılanıyor ki bir sonraki transferde bu maddeler salgılanmaya devam ediyor ve siz gönderdiğiniz zaman anne rahmiyle bebek uyum sağlıyor. Ben mesela transferlerde hep söylüyorum. Ben işte sevgililerin buluşma anı diyorum transfer anına. Sevgilileri bir araya getiriyoruz. Bundan sonra eğer bir uyum sağlayacaksa bazen her sevgili bir uyum da sağlayamayabiliyor. Onlar da zaten gebelik olmuyor. Mesela ben şeyi de söylüyorum aslında hani stresli olmamaları için. Bakın siz bir sevgilinizle buluştuğunuz zaman stresli olursanız belki negatif de tepebilir değil mi? Siz rahat olacaksınız ki sevgiliniz de sizi daha rahat kabul etsin. O yüzden stresle hayatlarından çıkarmalarını öneriyoruz ki rahim kasılmasın. Anne rahmi de o sevgilisini yani meleğini yani bebeğini kabul etsin istiyoruz. Şimdi çok ilginç bir şey okudum şu anda. Onun için gülümsedim. Demiş ki dondurulmuş embriyo transferi nedir? Yani başka bir erkekten oluşan embriyo mu?
Yok. O kadar değişik sorularla bazen karşılaşıyorum ki şaşırmamak mümkün değil. Gerçekten arkadaşım dondurulmuş embriyo, kendi embriyonuzun dondurulmuşu, yani başka bir yerden olamaz. Zaten bunun için her türlü önlem alınıyor ve Türkiye'de böyle bir şey de yasal değil. Yani Aklınıza nasıl böyle bir şey gelmiş? Gerçekten çok fazla şey bilmediği, var. belki bilmediği E, için düşünemez hurafe demekten. ama kulaktan kulağa yayılan o kadar negatif şeyler var ki, yani bunları değiştirmek de gerçekten çok zor. Yani Arkadaşlar, sorularınızı arka tarafa. kendi iç denetimimizi yapmıyoruz. Bize her ay düzenli olarak Sağlık Bakanlığı'ndan ve Sağlık İl Müdürlüğü'nden her ay düzenli denetimler yapılıyor ki hani yani bir şey hiçbir doktor kendini riske atmak istemez ki, bu kadar emek vermiş insanlar da kendilerini riske atmak istemezler. Ki merkez kapanacak, tüp bebek ruhsatınız iptal olacak. Bunlara gerek yok yani. Bunlar Türkiye'de yasak. Hani başkasının spermini kullanmak, başkasının yumurtasını, ama bunlar işte Kıbrıs gibi ya da ülke dışındaki başka ülkelerde serbest. Ki biz hiç böyle bir şeyler biz kendiliğinden bakın AMR 0.1 yani yurt dışında gitsiniz bir merkeze ki bize hastalar geliyor zaman zaman direkt diyorlar ki siz git donasyona yani yumurta donasyonu hiç bununla uğraşma. Uğraşmışız birazdan gebelik haberini vereceğiz. Numarasını herhalde gönderdiler. Şimdi Cansu'nun gelir. Hastamızı arayacağız. Bir ya da iki yumurtasını elde etmeye işte PRP yapıyoruz. Yumurtasını canlandırıyoruz. Yani bu şekilde hastalarla yaklaşık 6-7 ay uğraşıyoruz ki geçen gebelik paylaştık biliyorsunuz. 2 yıl uğraşmışız yani 2 yıl. Ve o altın yumurtayı, o sağlıklı yumurtayı elde edebilmek için. Hani altın yumurtaya da diyorlar. Altın yumurta başkasının yumurtası diyen de oldu. Altın yumurta sizin yumurtanız. Biz ona niye isim veriyoruz? Hani tek yumurta bizim için çok kıymetli. Hani altında en kıymetli şey olduğu için. O yüzden biz hani altın yumurta diyoruz. Yani sağlıklı yumurtayla da size ait olan sağlıklı yumurta ve eşinize ait sağlıklı spermle bebek oluşturuyoruz, anne rahmine yerleştiriyoruz. Çok güzel. Şu yapay zekadan biraz bahsedebilir misiniz? Yapay Gökalp Bey. zeka şöyle, bir embriyo veri bankası var. Hatta biz bunu sistem bebeğin içerisine bir veri bankası şeklinde koyduk. Bu veri bankası işte dünyanın en iyi üniversitelerinin embriyoların olduğu veri bankası. Sizin embriyolarınız da hastaya transfer etmeden önce bilgisayar ortamında bir embriyonun resmiyle oradaki veri bankasındaki resim karşılıklı birbirlerini match ediyorlar. Yani eşleşme yapıyorlar ve size bir sonuç veriyorlar. Diyorlar ki bu embriyo şu kadar ihtimalle gebelik getirme şansı var. Şu kadar ihtimalle de genetik yapısı normal diyorlar. Bu yapay zeka söylüyor ve bize diyor ki ilk transferde şu embriyo transfer edersen gebelik oranı işte %98, %80, %90 gibi bilgiler veriyorlar. Ya da Evet. diyor ki bunun genetik yapısıyla ilgili problem olabilir. Dikkat et. Bu embriyoyu verme. Şu genetik yapısı normal olan embriyoyu ver ki sağlıklı gebelik devam etsin diye. Evet, hastamız da hazırmış. Merhabalar. Tamam. Merhabalar. Nasılsınız? Çok mutluyuz vallahi. AMH 0.1'den. Öyle mi? Gebeliğe yakalamışız. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Evet, o Sizin sayenizde sağlıklı. öyle oldu. Biz Sonra ona sizin altın embriyo, çok altın yumurta tebrikler. diyoruz. O sağlıklı embriyoyu yakaladık. Ve sağlıklı gebeliğe de çok şükür Çok ulaştık. şükür. Hayırlı Evet uğurlu hocam. olsun. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Allah Hocam gerçekten devamını çok çok şükür, çok çok şükür. Ben de sağ olun. canlı yayındaydım şimdi Çocuk İstiyorum Derneği'yle birlikte. Dedim size çok Evet. güzel bir haber vereceğim. Sizin canlı yayında bağlanacağım. AMH 0.1. Hiç kimse umudunu kaybetmesin. Biraz sabır Evet. işi. Yani biraz bu işlerde biz elimizden geldiğince destek oluyoruz. Gebelik Evet, getirecek her embriyo olmazsa zaman kesinlikle. transfer yapmıyoruz. Kan değeri bazen artmıyor, iptal ediyoruz. Bir sonraki ay tekrar çağırıyoruz. Herkes diyor ki nasıl bu kadar başarılısınız? Çünkü biz etik çalışıyoruz, dürüst çalışıyoruz. Gebelik getirmeyen embriyoya transfer etmiyoruz. Kan değeriniz eğer artmıyorsa istediğimiz seviyelerde östrojen seviyeleriniz yani yumurtanın dolu olduğunu gösteren östrojen seviyesi artmıyorsa o ay iptal ediyoruz. Bir sonraki ay tekrar bakıyoruz. Yani sabırla o gebelik getiren yumurtanın peşinde İnşallah, koşuyoruz, inşallah koşuyoruz ve çocuklar. gebeliği de yakaladık. Bize İnşallah sizin de başınızı, darısı başınıza. pişman değiliz. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz. Kendinize ediyorum. çok iyi bakın. Allah İnşallah. tamamını erdirsin. Amin, İlaçlarınızı da inşallah. eksiksiz düzenli kullanın.
Tabii ki hocam. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Öyle hocam. Allah'a emanet. Sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok tebrikler. Teşekkür ederim, evet. Sağ olun. Yani canlı canlı da şahit olduk. Dediğim gibi bazen garipsenebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki, diyor ki AMR 0.1'den nasıl? Ya işte o takip edeceksiniz. O hasta bize kaç kez geliyor bilen yok. 2 yıl boyunca takip ediyorsun bazen hastaları. Her geldiğinde oturuyorsun. O ağlıyor, sen ağlıyorsun. O seviniyor, sen seviniyorsun. Ya bugün mesela bir hastam var, bilmiyorum takip ediyor mu? O da yaklaşık 2 yıldır uğraşıyor. Kistleri oluyor, kistlerini boşaltıyorsun. Ona moral veriyorsun. Maddi durumu çok şey olmuyor, destek oluyorsun. Yani biz her konuda onların aile gibi oluyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Sonra ne oluyor? Güzel evet, bir sonuç evet. Getirdi. Hep birlikte mutlu oluyoruz. Yani gerçekten kendi bir yakınımız gebe kalmış kadarca seviniyoruz. Gebe kalamasa gerçekten kendimiz yakınımız gebe kalamamış gibi üzülüyoruz. Bu süreç gerçekten hiç kolay değil. Biraz dediğim gibi sabır gerektiren bir süreç. Ama şundan hiç kimse endişe etmesin. Ne zaman kaliteli güzel bir yumurtası olursa bunu hastamıza anlatıyoruz. Artık bu güveni sağladık. Mesela bugün Malatya Darende'den bir hastam geldi. 3 yumurtası vardı. Östrojen seviyesi çok güzel artmadı. Dedik ki bakın, bazen östrojen seviyesi iyi artmazsa, ben bu yumurtalara doz artırarak belki arttırırsam güzel bir yumurtan oluşmaz. Biz bu ay daha ön tedaviyle devam edelim. Gelecek ay gebelik geçecek yumurtanız oluşursa inşallah biz onunla size devam ederiz. Ya da bugün mesela 2 hastamızı telefonla aradık. Bir tanesinden 5 yumurta toplamışız. 3 tanesinin zona dediğimiz etrafındaki zarı yoktu. Bir tanesi olgun gelmişti yumurtasını. O da 3. günde kaldı. 5. güne gitmedi, duraksadı. Ki genetik tanımlı PGD'li yaptığımız, ilk embriyosunun 5AB olduğu ve genetik yapısının normal olmadığı bir hastamızdı. Biz dedik ki bakın size ne zaman İnternetiniz duraklıyor Gökalp Bey. Ne zaman gebelik getiren bir embriyo olursa o zaman biz size transfer yapacağız dedik. Artık bu, o hastamıza dedik ki hocam biz size güveniyoruz. 2 hafta sonra tekrar geleceğiz. Çünkü ben o hastaya gebelik getirmeyecek embriyosuna da biyopsi yapabilirdim. Onu da transfer edebilirdim. Bunlar gelmiyor mu başımıza? Hep görüyoruz yani. Evet, ama evet geliyor. Bu etiklikte, bu dürüstlükte çalışmak gerekir. Evet. Hangi durumlarda peki genetik tanı yaptırıyorsunuz? Kadının yaşı ileriyse, 38 yaşından ileriyse, ikincisi tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı varsa, yani 2 defa en iyi kalite embriyo vermemize rağmen gebelik oluşmuyorsa, 3 genetik bir yapı bozukluğu varsa, yani de ya da baba adayında, ya da daha önceden düşük yapmış, düşükten bir parça gönderilmiş, gönderilen bir parçadan da genetik bozukluk raporu elinde varsa, bunlara biz genetik tanı tüp bebek yapıyoruz. Evet. Burada bir arkadaşımız yazmış. Eylül Tea, hastanız olmak istiyorum. Ne zaman müsaitsiniz? Eylül'cüm her zaman müsaitiz. Lütfen ne zaman gideceğine sen karar ver. Bize yaz. Randevunu alalım. Hemen tedaviye başlayabilirsin. Ne zaman isterseniz. Peki hidroselfing sonrası kanallarım alındı 7 yıl önce diyor. Tüp bebek öncesi histeroskopi gerekir mi diye soruyor bir hasta. Histeroskopi de bu gene bu yan tedavilerden bir tanesi değil mi? Yani onun için ondan sonra gereği hissettim. Histeroskopi ya da çizik atma, hani benzer tedavi yöntemleri. Yani bazen histeroskopi ile çizik atıyorlar. Bazen pipel dediğimiz bir aletle çizik atılıyor. Gibi. Burada şöyle, daha önce tekrarlayan başarısız en iyi kalite embriyoya rağmen gebelik oluşmamışsa histeroskopi yapılabilir. Ya da tedaviye başladığınız tedavi sırasında bir et beni polip görmüşseniz yapılabilir. Ya da 4 boyutlu ultrason, biz 4 boyutlu ultrasona rahimlere bakıyoruz mutlaka, böyle tüpü kapalı olan hastalarda, tüpü olmayan hastalarda. Rahimde herhangi bir şekilsel bozukluk varsa, rahim üst tarafı basıksa, T rahimse gibi, yani böyle bu tür bozukluklar olduğu zaman da mutlaka histeroskopisiyle onu düzeltip ondan sonra hastamızı transfer planlıyoruz. Ama standart evet. Rutin herkese histeroskopi yap diye bir şey ne yazık ki yok. Öyle bir şey de zaten doğru değil. Onunla ilgili sıkıntılar zamanında yaşandı biliyorsunuz. O yüzden herkese öyle bir standart histeroskopi yapmak doğru değil. Evet, şimdi burada tabii yazarken de, şimdi siz dinlerken de yazılar kayıyor. Oradan da görüyorum. 45 yaşında bir hasta
Gene gebelik düşük hikayem yok diyor. Doktorum T rahim, T şeklinde rahim olduğunu ve histeroskopi ile müdahale etmek gerektiğini söylüyor. Sizce şart mı diye soruyor. T rahimleri biz de düzeltmeyi istiyoruz. Çünkü T rahimler erken doğum ve düşüklerle ilişkili bulunmuş. Hani bizim için tüp bebekte de olsa, kendinden gebelikte de olsa amaç gebe kalmak değil, sadece sağlıklı bebeği kucağına alabilmek. Sağlıklı bebeği kucağına alabilmek için de T rahmin düzeltilmesi lazım. Yalnız 45 yaşta şöyle bir problem olma ihtimali var. Genetik kanalına imkanı varsa genetik kanalı tüp bebek yaptırsın. Biraz da sabır etmesi lazım. Genetiği normal bir embriyo olursa da zaten düşük faktörü, en büyük düşük faktörü bu yaş grubunda embriyoların, yani yumurtalarından kaynaklı embriyoların genetik yapısının bozuk olması. O da ileri kadın yaşına bağlı olması. Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi Azerbaycan'dan bir dost şeyimiz, arkadaşımız yazıyor. Sevgili Aysel, sürekli bizi izleyen bir arkadaşımız. Azerbaycan'dan selamlar. Hocam 12 yıldır evliyim. 3 defa tüp bebek oldum. Negatif oldu. Hacim içinde sıvı oluyor. Bunu hiçbir hekim çözüm bulamıyor. Bu defa tüp bebekte embriyo yapıştırıcı istiyorum. Sizce iyi mi diye soruyor. Rahim içinde sıvı olmasının çözümünü yapmadıktan sonra istediğiniz kadar yapıştırma tekniği uygulayın. Öncelikle o tüplerle ilgili muhtemelen olabilir. Ya da daha önce sezaryen öyküsü varsa sezaryen yerinde ismosel dediğimiz bir durum olabilir. Mutlaka bunların düzeltildikten sonra transfer olması daha uygun. Aysel'cim, aldın şeyi, olmazsa bana şeyden yaz, özelden yaz lütfen, olur mu? Evet. Bu durumu aynı hatta zamanda. Hatta SGK ile anlaşması var tabii ki. Yani hatta ha, evet. Bebek raporları da bizde, devletten alınan tüp bebek raporları da bizde geçerli. Evet. Peki PCT yani preimplantasyon genetik tanı sağlam. Embriyo transferi olmuş. Rahim de çok düzgün. Neden tutmuyor diye soruyorlar. Her şey tamam ama gene yok. Şimdi bazen gerçekten %100 keşke tüp bebek olsa. Biz baştan hepsine bakıp ondan sonra transfer yaparız. Hiç bu tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarını konuşmayız. Ya da hiç işte histeroskopi, embriyo glüdü, ne bileyim işte kalç hücre paneliydi, genetik tanıydı. Bunların hiçbirisine keşke gerek kalmasın. Ama tüp bebekte hiçbir zaman %100 gebelik diye bir şey yoktur. Tüp bebekte o önemli olan şey başarını daha yükseltebilmek için neler yapabilmektir. Bunlarda bir sıralama vardır. Siz en iyi kalite embriyo vermenize rağmen gebelik oluşmuyorsa ya da genetik tanı burada çok önemli. Tabii genetik tanı yapacak kişi de çok önemli. Bunları daha önce konuşmuştuk biliyorsunuz. Evet, evet. Cihaz çok önemli burada, cihazlar. Embriyoya zarar vermeden, embriyo stresi sokmadan yapmak gerekir. Transfer teknikleri çok önemli. Kateter teknikleri çok önemli. Yani burada bir sürü önemli faktör var. Rahim içerisinde bazen histeroskopiyle bakıyoruz. Ultrasonda ya da rahim filminde görmediğimiz rahim içerisinde yer kaplayan oluşumları oluyor. Onlar bazen problem olabiliyor. Yani birden fazla faktör olabiliyor. O yüzden bu faktörleri değerlendirdikten sonra transfer yaptığımız zaman bir de bir şeyin zamanı oluyor gerçekten. Yani mesela benim asistanım herhalde Pınar izliyor. Pınar'ın akrabası var. İki defa standart en iyi kalite embriyo verdik. Üçüncüde hiç farklı bir şey yapmadık. Transfer ettik, gebe kaldı. Yani hani bir şeyin de dedim ya, burada en önemli aslında faktör soruyorlarsa gerçekten bizzat söylüyorum. Bununla ilgili hatta ikinci kitabımda bölümde yazdım. Stres çok önemli bir faktör. Yani rahim kasıldığı zaman, ki bununla ilgili canlı yayında yapmıştık sizde. Beyinden dalgalar, evet. Salgılanan dalgalar var. Alfa ve beta dalgaları. Bu dalgalardan eğer beta, yani stres anında salgılanan dalga olan beta dalgasında betada kalırsanız sürekli ne oluyor? Anne rahmi kasılıyor. Anne rahmine kan gitmiyor. Yani bebek tutunamıyor. Yani tutulan bebekler bile biliyorsunuz stresten düşük yapıyor biliyorsunuz. Ya da kalp atımı durabiliyor. O yüzden evet, burada evet. Stressiz bir hayat, yani hayatınızdan stresi çıkaracaksınız ki biraz akışına bırakacaksınız. Hatta dün iki tane hasta değerlendirdik. Bir tanesine 5A embriyo vermişiz. Ki gebe kalamadığı zaman ben hasta ilk böyle şey sorarım. Sence neden gebe kalamadı derim. Ya ilk ben sorarım. Hocam çok stresliydim der zaten o. Yani kendi hastanın sebebi biliyor. Ondan sonra gebelik haberi verdi. Hasta 3AB vermişiz. Orta kalite. Yani ve gebe kalmış. Diğeri de 200 küsürlerde. O da o kadar rahat ki. Yani hani biraz vurdum duymaz olmak lazım. Biraz rahat olmak lazım. Hani
bu hayatımızın bir süreci ve size mutluluk katacak bir şey. Ekstradan siz bunu bir yarış haline getirirseniz, bir sınav haline getirirseniz stres faktörü daha çok artıyor. Yani burada kazanan ya da kaybeden baskı, yok. Kendinize baskı yapmayın değil mi? Burada kazanan ya da kaybeden yok. Burada gebelik oluşursa evet. inşallah siz deneme yapıyorsunuz. Olur. Mutluluğunuza mutluluk katacak bir faktör olacak. İlkinde deneme olmazsa ikinci de olmazsa üçüncü de. Biz her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten her hastamıza. Yani güvensinler, biraz oluruna bıraksınlar. Zaten o tutuyor. Ama siz mesela o üçüncü denemede gebelik yakaladığımız hastaya sordum. İlk ikiden ne farkı vardı? Hocam çok rahattım dedi. Yani gerçekten siz rahat olduğunuz zaman zaten o emriyor, rahmi tutunuyor yani. Evet. Arkadaşlar yazıyorsunuz, ben görüyorum buradan. Fakat soru kısmına yazarsanız daha kolay cevaplama imkanı olacak. Evet, SGK anlaşması var. Kayseri Sistem Tüp Bebek Merkezi'nin ilk muayene ücretsiz, ön görüşme ücretsiz. Ve siz bundan yararlanabiliyorsunuz randevu aldığınız zaman. Çider'den de randevu isteyebiliyorsunuz. Ayrıca Sistem Tüp Bebek Merkezi'nin Çider'le anlaşması var. Ve tüp bebek tedavilerinde de indirim uygulanıyor. Evet, bu sezaryen ve diğer fiyatları ayrıca özel olarak yazıp şeyden öğrenebilirsiniz. Telefonla yazıp öğrenebilirsin. Böyle şey yapmış, tamam yapmış. Cansu da gerçekten çok stresliydi. Ne zaman hayatından stresi çıkardı, bizim stressiz olduğu ilk denemede gebeliği yakaladık. Şu anda da sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Allah tamamını erdirsin. Gerçekten hayatımızdan stresi çıkardığınız zaman gerçekten sağlıklı olan bir embriyo çok rahat bir şekilde tutunuyor. Cansu Hanım hamile mi? Hayır, Cansu altı parmak. Ay pardon, özür dilerim. Cansu deyince benim kafam oraya gitti. Şimdi hocam 42 yaş, sadece 3. gün embriyo oluyor. 5. güne nasıl gidebilir, ne yapılabilir? Teşekkür ederim demiş. Biz 5. günü mutlaka bekliyoruz. 5. güne gitmiyorsa iptal ediyoruz. 5. güne gitmeme sebeplerinde bizim embriyologumuz uzun uzun yazıyor. Mesela bugünkü iptal ettiğimiz hastada 5. güne gitmeme sebepleri arasında ser yazmış. Yani endoplazmik dediğimiz yumurtanın organelleriyle ilgili problemler var. Ya da spermle ilgili problemler var. Bunları yazıyor ve biz bunlara yönelik ön tedavilerini yaptıktan sonra daha sağlıklı embriyo elde etme şansını arttırmaya çalışıyoruz. Bir de bazen bir ay topluyorsunuz. Verdiğiniz iğneler, tüp bebek iğneleri ki bunu da biliyorsunuz, bir arada sizde canlı yayında yine gebelik oranları vermiştik ki her defasında ikinci hatta üçüncü denemede oranlar biraz daha artıyor. Sebebi şu, bizim tüp bebekle verdiğimiz iğneler oradaki aday aday yumurtaları da büyüttüğü için bir sonrakinde daha kaliteli yumurta ve embriyo oluşma şansı oluyor. Çok güzel. Evet. Şimdi burada ben başa gene bir şey tutturdum. Hocam 43 yaşında 5BC embriyom genetik taraması sağlıklı olduğu halde tutmadı. Kalitesi, 5BC çok mu kalitesiz? İyi kalite bir embriyodur yani. 5, 4 bunlar iyi kalite embriyolardır. 3 orta kalitedir. 3'ün altı zaten transfer edilmez, iptal edilir. Kötü bir embriyo değil. 5BC iyi bir embriyo. Geçmiş olsun. Ahmet Gözde Sarkın'da hocam kesemizi gördük. 2 hafta sonra 7 haftalık olacağız inşallah. Kalp atışımızı da görmeyi 4 gözle bekliyoruz diyor. Sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin Allah. 5. gün embriyo dondurulmuş transfer 7. günde kanda çıkar mı diye soruyor. Yani kardeşim bu kadar aceleci olmaya. Seviyede, evet, biz her zaman 10. günü bekliyoruz. Hani 10. günde daha optimum oluyor. Bir de 10. günde yani erken baktırıp daha sonra onun stresine giriyor hastalar. Yükselecek mi, düşecek mi, değer niye düşük? Onun için bunun bir şey yapılmış, hani çalışmalar yapılmış ve en uygun olacağının 10. günde bakılması gerektiği. Bazen bizim hastalarımıza dayanamıyorlar. 8. günde bakıyorlar, 9. günde bakıyorlar ama en uygun 10. gün. Evet. Şimdi TRP rahim için histeroskopi, kanalların alınması için de laparoskopi, ameliyatlarda diyor hasar kalmış olabilir mi diye soruyor Ayşe Hanım. Bilmiyorum. Yani tabii ki bu bir tecrübe.
Tabii ya. Bunu yapan doktorun tecrübeli olması gerekiyor. Konusunda çok uzman olması gerekiyor. Herkese de bu tür ameliyatların ve işlemlerin yani vücudunuzun içine herkese de emanet etmemeniz gerekiyor. Öyle değil mi Gökalp Bey? Kesinlikle ya, yani bunu tamamen bir tecrübe, aldığınız eğitim, yani ben her zaman söylüyorum, hiçbir zaman da bana olan emeğini hiç saklamam, her yerde de söylerim. Gerçekten bize çalıştığımız yerde 6 ay bir eğitim alıyoruz. Ve ben 6 ay boyunca sabah 7.30'da hocamı karşıladım. Akşam 9'a kadar da hafta içi 5 gün boyunca aralıksız çalıştım. Semra Kahraman Profesör Doktor, kendisine buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ve sağ olsun, o da zaten birinci ayın sonunda bizim yaptığımız emeği gördü ve bana daha eğitim alırken ikinci ayda poliklinik açtı. Gel dedi, sen de artık dedi bu işte zaten çok emek veriyorsun, birlikte çalışalım dedi ve elimden tutup bizzat bu işi öğretti sağ olsun. Ve biz şu anda onun öğrettiği şeylerle insanlara faydalı oluyoruz. Kendisi de gerçekten benim kadar etik olmanın kısa vadede belki kaybettireceğinden ama uzun vadede çok şeyler kazandıracağını bana öğretti. Ki bu sözünü hiçbir zaman unutamam. Burada sizin ne kadar emek verdiğinizle alakalı. Siz emek verirseniz hocalarınız da size o kadar çok kıymet verirler. Ben hocamı dediğim gibi her sabah 7.30'da karşıladım. 9'a kadar da bekledim ki bir şey daha öğrenebilir miyim? Ki sizin verdiğiniz emeği de hocanız görüyor. Gel şunu da sana göstereyim. Gel şunu da göstereyim diyor. Ama genellikle tüp bebek eğitimlerinde ne yazık ki haftada bir gün giden oluyor. Bazen hiç gitmeyen oluyor gibi gibi yani. Bu tamamen sizin aldığınız eğitimle alakalı. Neyi almak istediğiniz, ne kadar almak istediğinize bağlı bir şey Ha, bir tabii. de tabii şey de çok Şimdi önemli. Vicdan ve etik de çok önemli. Yani bu işte gerçekten etik ve vicdanlı olmak çok önemli. evet doğru haklısınız. Şöyle bir soru aldım. Rahim şekil bozukluğu ve rahim şekil bozukluğu ve çizik aynı anda yapılabilir mi? Zaten rahim şekil bozukluğunu yaparken çizik atıyorsunuz yani. O yüzden aynı şey yani. Çok farklı bir şey değil. Bey, öyle bir geldi. Cep telefonunuzun internetinden Wi-Fi'sinden Cep telefonu internetinden giriyorum aslında ama Ali Hanım herhalde bizim burada çekmiyor. Ben şuradan ağrı. Başka bir alana geçeyim. Cansucuğum, ben geldim. Televizyonun biraz sesini kısaltabilir miyiz ya da kapatabilir miyiz? Şimdi daha mı iyi? demek ki bir şey var Gökalp Bey. Evet, şu an benimkisi daha mı iyi Nispeten bilmiyorum. Bu daha sefer iyi. siz biraz dondunuz acaba, sizinkisi mi? Ben biraz daha düzelmişim. Bu sefer siz donmuşsunuz. Siz acaba telefonu internetine mi geçseniz? Ben ikisini de kullanıyorum şu anda. Hangisi şeyse Peki. o devreye giriyor anladığım kadarıyla. Şimdi nasıl benim? Benim nasıl arkadaşlar? Bir yazın bana da. Ben daha iyiyim herhalde. İyice gitti. Ben şu anda donuyor muyum? Siz biraz donuyorsunuz, Cansu. Evet. Aa, kapatıp açamam arkadaşlar. Bir Evet. dakika. Bakarsanız bu İnternetini sefer. şöyle. İşte o yönetici olduğu için onun internetine, telefon internetine mi geçmiş? Nasıl Süper, acaba? süper. Tamam, çok iyi. Tamam. Diğer video durur gibi oldu. Neyse. Evet, şey kapanmasın da ben bilgilerin kaybolmasından en çok şey yapıyorum. Korkuyorum. Başka bir derdim yok yani. Şimdi hemen diğer sorulara geçeyim. Vakitte şey yapıyor. Fakat tabii ki gelmiyor. Gökalp hocam düzeldi. Behiye Hanım, ben Sibel Hanım'ım. Evet.
Yanlış. Yok yok, her şey güzel. Değil mi Cansu'cum? Herkes güzel. Ben de iyiyim. Evet, evet. Şimdi Gülşah arkadaşımın sorusu. Hocam, iki başarısız aşılama, bir tüp bebek başarısız sonucum var. Tekrar tüp bebek yapacağım. 5 santim miyomum var. Önce ameliyat mı yoksa yumurta toplama mı önerirsiniz? Teşekkür ederim. Burada miyomun yeri çok önemli. Rahim içerisinde bir bası yapmıyorsa ya da rahim içerisinde bir yer kaplayıcı oluşum değilse, biz daha çok bu tür hastalarda embriyolar oluşturup o miyomu biraz baskılayıp daha sonra transfer yapıyoruz. Ama bazen bebeğin tutunacağı yere çok yakınsa ya da rahim içerisinde yer kaplıyorsa mutlaka önce gene embriyo oluşturup dondurup daha sonra miyoma müdahale ettikten sonra daha sonra transfer yapıyoruz. Yani her halükarda önce bir bebek olmadan ya bebeğin yerini bebek olmadan çok yapmak istemiyoruz. Yani hatta bununla ilgili bir atasözü var biliyorsunuz. Hani bebek daha ortada yokken hani bir şey yapmak istemiyoruz. O yüzden bir bebek oluşsun, onu donduralım, daha sonra onun yerini hazırlarız. Ha, doğmamış bir bebeğe don biçmek istemiyoruz. Evet. Evet, evet. Doğru. Hocam, 4 defa tüp bebek yaptırdım. Yumurtalarım boş çıkıyor. AMH çok iyi diyor. Şimdi yumurta boş çıkma sendromu var. Gerçekten doğru. Yani biz de çok sevdiğimiz bir şey değil. Biz bu tür hastalarda bazen zaman zaman PRP deniyoruz. PRP'de de sonuç aldığımız hastalar olabiliyor. Yani belki bir PRP denenebilir. Tamam, teşekkürler. Genetik testleri temiz çıkmasına rağmen 3 kere gebelik kaybı sebebi nedir hocam? Ne gibi bir yol izlenmeli diye sormuşlar. Şimdi bizim de bazen başımıza geliyor. Bu tür durumlarda 5 tane faktör saymıştık. Birinci faktör embriyonun, yani sizin eşinizin ya da sizin genetik yapınız normal olmasına rağmen bazen bebeğin genetik yapısı bozuk olabiliyor. İkinci faktör rahimsel şekilsel bir bozukluk olabilir ya da bebeğin tutunacağı bir yerde bir... pıhtılaşma bozuklukları olabilir. Dördüncü faktör bağışıklık sistem bozuklukları olabilir. Son faktör de işte endokrinolojik guatrdı, diyabetti tarzı ya da biraz obezite dediğimiz fazla kilo olabilir. Evet, teşekkürler. Şimdi arkaya geçemedim bir türlü soruları almak için. FSH'ın yüksek olması hamileliğe engel mi diye sormuşlar. FSH'ın yüksek olması hamileliğe engel değil ama yumurta rezervinin az olduğunu gösterir. Yumurta rezervi azsa da çok fazla biz onu şey yapmıyoruz. Hani zaman kaybetmesini istemiyoruz. Zaman kaybetmeden bir an önce tedaviye başlamak istiyoruz ki böylelikle o yumurtalar bizim için kıymetli. Peki yumurta rezervi azlığı kendinden gebeliğe engel mi? Kendinden gebeliğe engel değil. Bazen bir yumurtada gidip bir spermi döller ve bir embriyo oluşabilir. Ama yumurta sayısı kadında az olduğu için bu yumurta sayısını biz en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. En iyi şekilde dediğimiz gebelik şansı en yüksek yöntemde. Gebelik şansı en yüksek yöntemde tüp bebek yöntemi olduğu için tüp bebeği biz tercih ediyoruz. O yüzden hani yumurta sayısı azalmış, FSH yükselmiş hastalarda bu FSH yumurta sayısının azlığı hakkında bize bilgi verir. O yüzden biz mutlaka bir an önce zaman kaybetmeksizin o yumurtalarını toplamasını istiyoruz. Anladım. Teşekkürler. Şey, histeroskopinin bir süresi var mı diye sormuşlar. 7 ay önce çizik atılan rahim geçersiz mi? Rahime yani, çizik atılmış 7 ay önce. Süresi şöyle. Genellikle 3. ayın sonunda o çizik kapanıyor. Yalnız tekrar tekrar rahime çizik atma diye bir yöntem yok. Bir histeroskopu bir kez yapılır. Tekrardan yani histeroskopu yapıldığı zaman bazen rahim duvarı incelir. Rahim duvarı incelir ve zarar görürse de bu sefer bebek tutunacağı rahim kalmaz. O yüzden biz mutlaka bir daha tekrar tekrar şey yapmak istemiyoruz. Çizik atmak istemiyoruz. O yüzden iyi, güzel, gebelik getirecek kaliteli bir embriyoyla da anne rahmi o bebeği tutar. Evet. Nurme arkadaşım, hocam hormonlar normal. Eşimin değerleri de güzel. HCG çektirdim. Rahimde perdeden histeroskopi oldum. Tek sorunum kilo sanırım.
Ya şimdi kilo önemli bir faktör. Bundan mı olmuyor acaba ameliyattan sonraki ilk ayım diyor. Yani kilo önemli bir faktör ama direkt kilo gebeliğe engel bir faktör değil. Kilo daha çok düşüklerle ilişkili bulunmuş. O yüzden hani düşüklerle ilişkili olan bir şey için de düşüğü önlemek amaçlı da kilonuzu siz en azından %10'lu verdiğiniz zaman bebeğin tutunma şansı da artar, düşük şanssızlığı da azalır. O yüzden ben kendi kilolu çiftlerime de söylüyorum. Yani mutlaka bir %10 tedaviye başlamadan önce kilomuzu verirsek gebe kalma şansımız değil de düşük olma ya da sağlıklı tutunma şansı daha yüksek oluyor. Ama bazen çiftler bize geliyorlar, hatta bazen kadınlar geliyor, kocasıyla birlikte gelmeden önce geliyor. Diyor ki bize, ya hocam benim kilo versem zaten veririm ama veremiyorum. Lütfen eşimin yanında da kilo konusunu açmayın. Eğer bu şekilde devam edeceksek siz de devam edelim diyor. Ki haklılar mı? Evet haklılar. Biz de elimizden geldiğince o hastalarda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi kilo tek başına bir faktör değil ama düşüklerle hatta erken doğumlarla, yüksek tansiyonla, gebeliğe bağlı şekerle ilişkili. Peki, teşekkürler. Merhaba hocam. 3 adet yumurtam var ve 5. gün 2 tanesi 4AA, bir tanesi 4AB. Kalitesi nasıl hocam sizce demiş. Şimdi şöyle bir şey, 4AA çok iyi bir kalite, 4AB iyi kalite. Yani bunlar iyi kalite emiliyorlar ama bir de bazen hastalar şunu yanlış anlıyorlar. Emiliyorlar donarken kalitesiyle çözüldükten sonra, etrafına lazer atıldıktan sonra, zaten 4 lazer sonrası, yani dışına biz tıraşlama diyoruz, hatching diyoruz biz buna. Dış kısmına lazer atınca zaten emiliyor 4'ten 5 oluyor, açılıyor yani. Emiliyor açılmasına göre sınıflama oluyor. O yüzden zaten transferden önce muhtemelen embriyolo bir lazer atacaktır dış kısmına, bir tıraşlama yapacaktır. O daha da açılır o embriyosu. Kötü bir embriyo değil yani. Güzel. Çok teşekkürler. Magosa'dan hocam 42 yaşındayım ve yumurtalarımı büyütme yapıyorlar ama 20 milimden sonra kiste dönüşüyor. Ne yapayım diye sormuş. Bazı hastalarda oluyor, özellikle bizim polikistik over dediğimiz hastalarda, işte klömen veriyorsunuz ya da iğne veriyorsunuz, yumurta çatlamayıp kiste dönüşüyor. O tür durumlarda artık o yumurtalar çatlamıyorsa, daha yüksek doz ilaç verip de o ASS dediğimiz yumurtanın aşırı yoğalma sendromu riskine sokmamak için tüp bebek yapıyoruz. Yani yumurtaları toplamamız lazım kisteleşmeden önce. Kisteleşmeden önce. Sorular gelmiyor da ben şuradan alayım. Şuradan alacağım. İki yumurtadan biri döllendi ve donduruldu. Endometriozis hastasıyım. Tekrar yumurta toplatmalı mıyım? Yoksa Zolodex vurulup transfer mi olmalıyım diye sormuşlar. Ben hep hastama şunu söylüyorum. Yani ne kadar çok havuzlarsanız, yani yumurtalarınızı, embriyolarınızı dondurabilirsiniz o kadar çok iyi. Çünkü siz çikolata kisti hastasınız. Çikolata kisti olan hastalarda çikolata kisini biz bir elmanın içerisindeki kurda benzetiriz. Kurt nasıl elmayı yerse çikolata kisti de zamanla yumurtaya zarar veriyor. Ve yumurta sayınızı azaltıyor. Zaten iki tane yumurtanız döllenmiş. Belki ilerleyen zamanda ikinci, üçüncü çocuğu düşüneceksiniz. O yüzden ne kadar çok yumurtalarınız yaşla birlikte ve zamanla birlikte de azalacağı, kalitesi de azalacağı için siz ne kadar çok embriyo dondurup havuzlatırsanız o kadar çok hem tutunma şansınızı arttırırsınız, hem de ilkinde gebelik yakalarsanız ilerleyen zamanda, ya ben menopoza girdim ikinci düşünüyordum gibi sıkıntıları yaşamamış olursunuz. Teşekkürler. Eley arkadaşım da der ki 33 yaşındayım, 11 yıllık evliyim. Bir laparoskopi, iki histeroskopi, iki aşılama geçirdim. Şimdi tüp bebeğe başladık. Adetin 8. günü yanlışlıkla çatlatma iğnesi kullandım. Tedavim durdurulmalı mı, devam mı etmeli? İki yumurta çıktı diyor. Çok özür dilerim, ben de açayım bir. 8. gün yanlışlıkla... Bunu doktorunuz karar verecek. Yani ben hani iki yumurta çıktıysa zaten çıkmış yani. Hani artık bu da aşamadan sonra tedavi durdurmayı doktorunuz karar verir. Ben bir şey diyemem yani. Evet. Yapacak bir şey. Hı-hı. Evet, doktorunuzun karar vermesi lazım. Fatime arkadaşım da diyor ki hipo hastası olan biri için HSG çekilmeden tüp bebek olur mu? Histeroskopi oldu sadece diye sormuş. Yani hipoya özel bir durum değil. Biz HSK çekmeden kendi merkezimizde transfer yapmıyoruz. Tüp bebeğe başlanabilir.
Bazen biz de başlıyoruz. Ya da polikistik overal olan hasta oluyor. Çok yumurtası oluyor. Zaten biz o embriyoyu donduracağız. Dondurduktan sonra bir ay rahmi dinlendireceğimiz süreç olacak. O süreçte de rahim filmi çekebiliyoruz. Ama rahim filmi çekmeden transfer yapmıyoruz. Yani tüp bebeğe başlamak ayrı, transfer yapmak ayrı. Ama hipo hastalarında siz transfer düşünüyorsanız ki bu hastalarda transfer yapabilirsiniz. Setrotayta ya da oksotayta ihtiyacınız olmaz. Öncesinde bir rahim filmi görmek çok önemli. Niçin önemli? %3 kadında hidrosalfinx dediğimiz tüplerde şişlik olabiliyor. Ki bence bunun oranı gitgide de artıyor. Kendi çünkü tecrübelerimiz o şekilde. Rahim filmi çekiyorsunuz, tüpü şiş çıkıyor. O tüpü kapatmadan, o içindeki sıvı rahmin içine akıntısını kesmeden siz ne kadar transfer yaparsanız yapın o embriyolar tutunmaz. O embriyoları da araya vermiş oluruz. O yüzden mutlaka biz bir rahim filmiyle görmek istiyoruz. Tamam. Şimdi saat 22 oluyor Gökalp Bey. Devam edelim mi yoksa kurayı çekelim mi? Nasıl yapalım? Bence kurayı ikinci yılda yapalım. Burada size bunu kaydediyorsunuz. Kaydedin. Bir 20 tamam. Arkadaşlar son bir soru soracağım Gökalp Bey'e. Ondan sonra bir kapatıp açacağım. Sorularınızı lütfen kopyalayın. Yeniden şey yaparız. Kuray da ikinci bölümde yapalım dedi. Feride arkadaşım diyor ki hocam ilk görüşmeyi yaptık. Gökalp Bey çok teşekkür ederiz. Dış merkezde iki olumsuz tüp bebek yaptım. Tedavi öncesi testleri, ön tedavisi mükemmel Gökalp hocamızın demiş. Teşekkürler Feride. Geri dönüşümün için çok teşekkür ederiz. Da paylaşırız Feride hakkında. Rabbim bize vesile kılar. Nifti testi diye bir test varmış. Nedir? Önerir misiniz diye soruyorlar. Gebe olan hastalarda bazen ileri kadın yaşında ya da ikili testte ya da dörtlü testte riski çıkarsa biz o tür durumlarda mutlaka bir Nifti testiyle bakıyoruz. Anne kan veriyor. Bebeğin genetiğini annenin kanından bakıyoruz. Çok güzel. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Şu anda hemen açacağım kaydı paylaştıktan sonra. Sakın bir yere ayrılmayın. Sorularınızı da lütfen hazır tutun. Geliyorum. Şimdilik hoşça kalın.